Merhabalar sevgili YouTube ve sevgili Prince of Persia severler. Hepiniz hoş geldiniz. Efendim sizlerle birlikte kaldığımız yerden macera devam ediyoruz. Haritada bu kısımdayız. Buradan yukarı doğru ilerleyeceğiz. İlk önce bunu göstermek istiyorum. Şöyle yapmak daha mantıklı. Niye böyle yaptım bilmiyorum. Bir önceki videoda tam olarak ne oldu bilmiyorum ama bayağı bir şeyi böyle gözden kaçıp atladım. Notlar da oldu bu halde. Burada o hata yapmamak niyetindeyim bakalım. Yavaş yavaş yukarıda çıkmak niyetindeyiz. Bir de vurmak istediğim şeyi vursam. Pek. Biz de şöyle yaparız. Haritada bu kısımdayım. Bir tane sandığımız var burada. Buraya gideceğiz. Yukarı çıkmaya devam ediyoruz. Alacağız. Bir başka collectible. Haritada buradayız. Kayıt noktamız var. Haritada bu kısımdayız. Şimdi bu tableti okursanız 3 tane çan olduğunu duyacaksınız. Bu 3 tane çanı çalmamız lazım ki bu kapı açılsın. Şu anki ana görevimiz bu 3 çanı çalmak. Şuradan aşağı iniyorum. İnanılmaz bir donma hasarı vuruyor bunlar.
yetişemedim. Bazen panik yapınca olmuyor. Soğukkanlı olmak lazım. Keşke duvara tutunabilseydim. Bütün sekansı yapıp duvara tutunamadığım için bitti. Double jump oldu. Bunu sırf skill'lerimizi resetlemek için yapıyoruz bu arada. Harika. Haritada buradaydık. Donduralım. Orada denk getirebilirseniz, benim de şansıma denk geldiği için çok mutluyum şu an. Eğer denk getirebilirseniz, yukarıdaki buzları, onları öldürebiliyorsunuz. Böyle bir şey mümkün. Saldırı mümkün. İlk gongu çaldık. Bir alt taraftan girdim sanırım. Evet. Şimdi
Buradan yukarılara çıkacağız. Kaydını alayım. Can potlarımız serde olsun. Bura aşağı inmeye devam edin. Haritada bu kısımdayım. Niye oraya gitmeden öncesinde? Şu arkadaşı halletmemiz lazım. Şart değil belki şu an hızlıca yapmak ama yol üstündeki aradan çıkarmam gerekiyordu. Atladım bir tane içeriği. Şimdi gel tekrardan buraya hop. Özellikle çok büyük ve boş bir alan olduğu için benim bir tık kafamı karıştırıyor burası. Şuradan çıkacağız. Gönül ister ki şu arkadaşa da rahatlıkla uğrayayım ama okey. Geldik buradayız. Sıkırdım bunu. Haritada buradayım.
Bu da ikinci gongumuz. Son bir tane kaldı. Onu çalmaya gidiyoruz. Kaydımızı alacağım. Şimdi. Burada bir diğer collectible item aldık. Şurada hızlı seyahatle önce evine gidiyorum. Deyip upgrade'lere geliyorum. Buradaki yayımızı güçlendiriyorum. Dikkat edersen artık daha fazla güçlendiremiyoruz onları. Bitti. Yani yayımızı ve silahımızı maksimum seviye güçlendirerek quiver'ımızı arttırıyorum. Daha fazla ok taşıyabilmek için. Otostan oka çıktık. Upgrade'lerimiz burada silahlar nezdinde tamamlandı. Dönüyorum buradan. Burayı şekilde teslim ediyorum. Saniye. Tamamlanmışım gibi yazmışım ben. Atladığım bir tane mi oldu acaba? Okey. Bir an yukarıdan çizmeyince okey tamamladık, evet. Bu questimiz tamamlandı. Bütün bunları topladık. Hani burada aslında hani bizim işte yukarı görebilirsin ya. Şurada biz varız. Ortada Vahram var. En arkada işte Hasan var vesaire. Hani olup bitenleri görüyorsunuz aslında. Buradan aşağıya düşeceğiz. Burada oyunun başındaki komutan Ardışır'ı görüyorsunuz. Ve Ardışır'a kapışacağız. Hem zehir hem şey hasarı vurdu. Alev. Özellikle Atlas Surge'a fullken gelirseniz çok daha hızlı ölürsünüz. Çünkü bayağı defans az onlara karşı. Şimdiye kadar savaştığımız savaşçıların bir kopyası gibi düşünebilirsiniz aslında kendisini. Onlar her ne yapabiliyorduysa kendisi onları yapabiliyor. Kendisini aradan çıkardık. Bir tane daha petal aldık.
ve canımızı fullledik. Bu oyundaki son can güçlendirmesiydi. Ve bir tane insignia elde ettik. Bu da insignia'nın sonuncusuydu. O yan görevi tamamladık aslında. Ya bu benim mini boss olduğu için bunu çok ana boss gibi değerlendirmedim ben. Esas gideceğimiz boss daha başka. Şimdi şurada bir şeye bakmak istiyorum. Amuletler noktasında seni maxlamıştık zaten. Bunları güçlendirmek niyetindeyim, kullandıklarımızı. Will of Rostam var, onu güçlendirmek istiyorum. Bulmaya çalışıyorum şu an. Şunu bir seviye daha yükseltiyorum. Great'li olsun diye. Aynen. Şu an takmakta olduğumuz diğer amuletlerde. Okey, Ultra Surge Great'li. Şu arkadaşı belki değiştiririz. Evet, okey bile. Emin diyoruz. Bunun bir üstü, Kestrel'ın bir üstü var mı emin değilim. Bazı hakkı edilemiyor bildiğim kadarıyla. Onlara da bir şey olmasın. Okey, Moderate'li ve Great'li arttırabiliyoruz. Yayımızın hasarını da arttıralım. Miktarda bundan şey olsun. Diğer taktıklarımızda Atla Build Up, o çok dert değil. Şunları çıkartacağız. Genel Mukarı tam kurulur. Defekt Envies. Şu arkadaşı almak istiyoruz. Ayyar Amulet. Backtracking check'imiz bittiği için aslında karakterimizi güçlendirebileceğimiz maksimum seviyeye çıkarmak istiyoruz ki son boss'larda daha fazla hasar vurup daha hızlı şey yapabilirim. Boss'ları daha rahat aradan çıkartabilirim. Şu an Great seviyesine geldim. Harika. Buraya gelelim. Gerçi direkt senden de bakabiliriz aslında. Şu an bulunan içerikler noktasında. Blessing artmak niyetinde değiliz. Belki bir işimiz yok. Opening efekti. Okey. Maxlamış olalım. Kaybedecek bir şeyimiz yok şu an. Bir nevi oyun sonu build'ımızı pulluyoruz gibi düşünebilirsiniz aslında. Geç. Hot love. Geç. Okey, sanırsam şu an için yeterli diye düşünüyorum. Gerçi şunu fullleyebiliriz. Belki jump hoplarımız dolayısıyla hasarının fazla olması kötü olmayabilir. Canımız fullken vurduğumuz hasarı max istiyorum aslında şu an. Okey, 750 istiyor. Şu an bizde yok. Çok kadar değil. Şimdi hızlı olmasa da şurada halledeceğim. Amuletleri açıyorum. Şuradaki artık yani kristallerin bize uçmasının çok bir katkısı yok. O yüzden bunu çıkardım. Onunla bir etkileşimde olmayacağımız için. Düşmanların düşürdüğü kristal miktarının fazla olmasının bize şu an için bir katkısı yok. O yüzden onu da çıkardım. Şuradan az önce güçlendirdiğim içerikleri dahil etmek istiyorum. O değil. Şu arkadaş. Yok, bu değil. Ayar amulet. Aynen. Şu an geldiğimiz noktada hani taktıklarımız şunlar. Canımız fullken iyice fazla hasar vurabiliyoruz. Standart saldırımızın hasarı daha fazla.
Alfa sözlerimiz daha fazla hasar vuruyor. Oklarımız daha fazla hasar vuruyor. Oklarımız daha fazla alev hasarı da vuruyor. Düşmandan aldığımız hasar bir miktarı atra olarak bize geri dönüyor. Belki bu da güçlendirilirdi. Blessing'de ekstra bir tane can barına sahibiz. Bu ekstra bir tane can barı aslında şununla stacklenen bir içerik olduğu için faydalanıyoruz. O ekstra can barı sıfırlansa dahi bundan faydalanmaya devam edebiliyoruz. Onu bir nevi kombinasyonu düşünürsünüz. Bir de bizim genel olarak Ultra Surge'leri elde ettiğimiz miktarı arttırdık. Daha saldırılarda biriktirdiğimiz Ultra miktarı arttırdık aslında. Ve Lower City'ye bakarsanız sol üstte, burası da aslında fullenmiş durumda. Hani buradaki bütün içerikleri de tamamladık. Daha burası sayesinde geri dönüyorum. Son bir canımız şey kaldı. Onu çalmaya gidiyoruz. Ve 3 canlı çalınca bu kapıdaki şeyleri görüyorsunuz. Hani her bir artık bir buz gibi bir simgeye sahip. Kapı bizlere açılıyor. Ve bizler buradan yukarıya doğru ilerleyeceğiz. Bu bir tane lore tableti var. Dilerseniz okuyabilirsiniz. Şuradan gideceğim. Oo, şeyi göstermedim değil mi ben? Evet. Bir saniye, onu da gösterelim. Şu an aklıma geldi. Normal notlarında olan bir şey değil bu ve oyunun %100'ünü etkileyen bir şey değil ama biraz böyle trivia bir içerik. O yüzden bunu da aradan çıkartalım. Dehşet acelemiz yok açıkçası. Oyunu bitirmek için. Gel bakayım buraya. Böyle şunu almak istiyoruz. Burası son yıldızı açtığımız yerdi. Buraya ulaşabilmem lazım aslında. Ben mi yanlış hatırlıyorum diye düşünüyorum. Ama ben buradan gidiyor diye hatırlıyorum. Peki. Need karakteriyle görüşebiliyoruz da. Onu göstermek istemiştim. Boss'tan sonra mı yapmıştım ben onu? Kendi ikinci yani şöyle bu rehber serisini çekerken arka tarafta oynayıp hani bölümleri kendim bir tur bitirip antrenman yaptığım içerikte ziyaret etmiştim. Ama boss'u kestikten sonra mı yoksa boss'tan önce mi emin değilim şu an. Şu kapının ardında kendisi aslında. Şuranın ardında şurada. Bu bölümün aslında ana boss'una geldi. Father, 30 years have passed and I'm still lost. I seek your guidance. I wish I knew your hardships of being a righteous king. I wish I had your courage. I hope I can be half the king you were. May you hear me and see me as I ascend. Sargon, have you come to pay your respects? I'm here for you, Varan. Kings don't have friends. And you won't give me your powers. Where does that leave us? We're always in each other's path.
Then I'm sure you will find me again. Kral Darius kendi oğlunu korumak derdinde. Müthiş bir boss'tur kendisi. Dondurma saldırıla yapabilir. Kimi saldırılarını perileyebilirsin mesela bu ikisi gibi. Ama çoğu saldırısı şey değildir. Perilenebilir değildir. Buralarda yukarıdaki şekilde kullanmanız lazım. Zıplayıp kaçabilirsiniz. Açtın mı? Açtın sanki. Olsa yakalarım diyorsun. Bu ilk fazıydı. Ahura Mazda, lend me strength to defeat those who wish harm to Persia. If beyond the righteous, give me Atash, sacred fire. Interfere with my son's destiny. Artık alev de kullanabiliyor. Şimdi buralarda o iki tane düzlemin birleştiği kısımlara uzak durmanız lazım. Kılıcı yere saplandığında stun yemiştir. Özellikle bu stun yediği dönemlerde şeyden faydalanın, atrasörcüden faydalanın. Bu fırlattığı yuvarlaklar sizi takip eder. Gene bunu sapladığında iki tane yuvarlak daha çıkartıyor, o yüzden dikkatli olun. Hem sağ hem solda şekilde. Bu combo yaparken hep havada kalmaya çalışıyoruz. Amacımız o. Bunlar biraz daha gecikmeli oluyor. Bu saldırısını perileyebiliyorsunuz. Ama doğru zamanda perilerseniz bir işe yarıyor. Diğer türlü bu hasarı yersiniz. Bu combo sonrasında yerde böyle stunlı kalır. Orada vurabildiğiniz hasarı vurun. Birinci fazla ikinci faz saldırını komple birleştirmiş durumda. Bu saldırısını yaptığında o yuvarlağın geçtiği kısımda olmadığını sürece hasar almazsınız. Daha sonrasındaki saldırılarında aralıkta kalmanız lazım. Kaçamadım. Yakaladı beni.
müthiş saldırılar olduklarını düşünüyorum bunların. Şu an tam yapabildim o dojo. Sevindirici. Oo, donduk. Darius, I know what happened to you and to Varum. What Tamiris did, it was unspeakable. Save this world. Save my son. How do I save him? Gods have mercy on your soul, King Darius. Kendisinin ölümünün aslında bir kader içeriği olduğundan bahsediyor. Biz burada Key of Kings'i aldık. Buna bağlı olarak şey gidebiliyoruz. Varlığın olduğu bölgeye gidebiliyoruz. Kralı öldürünce bir tane daha canbarı elde ediyorsunuz. Bu hani direkt toplanarak elde eden değil. Bossları öldürdükten sonra elde ettiğimiz canbarı içeriklerinden bir tanesi. Arkada müthiş bir görselle Simurgh'un heykelini görüyorsunuz. Burada bir tane daha collectible aldık. Bu collectible'a bağlı olarak da aslında bu bölgedeki ana içeriklerimizi tamamladık. Şimdi şuradan devam ediyorum. Bir tane bir şey almamış gözüküyorum. Çok garip. Merhabalar sevgili YouTube ve sevgili Prince of Persia severler, hepiniz hoş geldiniz. Efendim bir önceki videoda atladığım bir tane item var diye belirtmiştim. O item burada, haritada şu kısımdayım. Tam olarak buradayım. Ve arkadaşlar çekiyoruz aşağıya. Buradan sola kayıyoruz. Gizli duvarımızı kırıyoruz. Çok mu içinde oldu diye düşünüyorum, evet. Oraya nasıl oradan döneceğiz, o yüzden hayır, açamaz, çok doğru değil. Çıkarım diye olmuştum ya. Burada bir tane hazinemiz var. Bu bölgeyi de fullemiş bulunuyoruz. Çıkardım. Bakın bir açıp gösterirken yanlış mı gördüm diye düşündüm. Boss kestikten sonra gitmiştim. Corruption of this place is consuming you. Not this place, Nate. It's the powers. Gifts that are also a curse. I have no choice. I just realized. Burada hani bu bölgenin şeyleri seni lanetliyor gibi bir diyalog veriyor. Şey ni. Burası böyle açık olması lazım diye hatırlıyorum ben de. Aslında burada son boss'umuza gideceğiz ve şeyi tamamlayacağız, seriyi tamamlayacağız. O videoda görüşmek üzere. Videoları beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.